İçeri gelinir. Oh. Bilge neden parmak ucunda yürüyor? Of. Rocky onu görürse ayağını kaldırıp kolayca otursun. Yoksa Rocky'nin odasında yapmamız gerekeni yapamayız. Yapılması gerekenler yapıldı mı? Kendiniz bakın isterseniz. Hançer hazır mı? Hançer bu. Ortamda hazır. Siz baltayı Rocky'nin kalbine saplamak için doğru zamanı bulacaksınız sadece. Hepinizin birlikte oğluma kötü bir şey yapacağınızdan şüpheleniyor. Sizi asla affetmeyeceğiz. Yamini. Zamanı gelmişti zaten. Keşke karışmasaydın. Efendim. Hançeri saplama vakti geldi. Ben gidiyorum. Buradan çıkınca istediğin yere gidebilirsin. Ama o eve 500 metreden fazla yaklaşamayacaksın. Gidelim. Gidiyorum. Onun yanına gideceğim. Kovsanız da gideceğim. Rocky oğlum, neredeydin? Kaç saattir seni arıyorum. Gelsene benimle, hadi gel gel. Gel canım. Büyük anne, ne işimiz var burada? Ben neden bilmiyorum ama çok garip hissediyorum oğlum. Rocky. Aklıma kem gözlerden kurtulmak geldi. Ne? Büyük anne yapma lütfen. Neyin var senin? Neyim mi var? Yani burada bizim ne işimiz var şimdi? Söyle. Çünkü dışarısı lütfen. Çok kalabalık. Herkesin önünde yapmak istemedim. O yüzden seni bu odaya getirdim. Buna yapmaya hakkım yok mu oğlum? Rocky. Ben her şeyimi kaybettim. Seni de kaybedemem oğlum. Böyle konuşma ama. Ne istersen yap. Hadi bırak. Kendimi bıraktım. Tamam. Ama önce gözlerini kapat. Ben söyleyene kadar da asla açmayacaksın. Peki büyük anne, peki. Gözlerimi kapadım. Ne istersen yap. Benim canım oğlum. Bekle. Hemen geliyorum. Rocky oğlum. Hayır, Rocky, hayır. Hayır. Büyük anne açayım mı artık gözlerini? Hayır Rocky, daha değil. Cadu, oğluma bir şey olursa eğer seni öldürürüm. Anladın mı? Rocky! Tamam mı? Hayır. Olmak üzere neredeyse. Tamamdır. Rocky. Hayır oğlum, hayır Rocky. Hayır oğlum, hayır. Hayır oğlum, hayır. Hayır. Rukiye bir şey oldu galiba. Geliyorum Rukiye. Büyük anne. Rocky. Büyük anne. Rocky. Büyük anne, bitti mi artık? Gidebilir miyim? Evet. Sen de acele et, herkes bekliyor. Olur. Rocky nasıl hayatta? Büyük anne, hadi. Rocky'yi öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Kaderi birçok insanla ilgili olan birini cadı nasıl öldürebilir ki? Korkma. Rocky senin için, benim için ve herkes için hayat. Geçti. Acı bir anda geçti. Rukiye ne oldu acaba? Herkes burada. Ama Rocky ortalarda görünmüyor. Ona bir şey mi yaptılar acaba? Bayanlar ve baylar, merakla beklediğiniz an nihayet geldi. Ve işte doğum günü çocuğu Rocky. Ben Tanya'ya uyku zehri verdim. Böylece Tanya gibi görünerek Rocky'nin yanında olabilirim. Rocky, burada tek başına ne yapıyorsun? Hadi dans edelim. Tanyacığım lütfen. Rocky lütfen. Benim için bunu yap en azından. Hadi gidelim. Kalksana. Neden sanki Şivan giymiş gibi hissediyorum? Ben ve Şivan gibi. Hayır. Tanya, sen olmasaydın eğer, sana minnettarım. Rocky, bir anda ne oldu? Ne oluyor bana? Ne var? Dur! Dokunma bana. Sakın dur. Rocky, ne oluyor? Nereye gitti? Rocky. Efendim? Efendim? Rocky bir yere gitti. Gitmesi gerekiyor. Bugün istediklerimiz olacak. Bugün yeniden doğacak. Gelin. Acele edin. Vakit geldi. O geldi. Hadi. O buraya geldi. Işık bizi buraya getirdi. Işık yolunun yönünü değiştirmeliyim. Ya da ışığı söndürmem lazım. Tanrım, çabuk olun çabuk. Vakit geldi. O geldi. O geldi. Nasıl? Işık yolu nereye gitti? Belki de Rocky'nin ayak izleriyle silinmiştir değil mi? Öyle silinmez. Bilerek silinmiş. Bilerek mi? Ama kim silmiş? Anlamadım. Kim silmiş olabilir? Of, bizi yorulalım diye bu kadar yürüttü herhalde. Ha? Rocky! Keltos. Bizim canımıza okudun sen. Kes sesini. Dediğimi yapın. Yürüyün. Hadi. Bir o taraf bir bu taraf. Keltos bizi delirtecek. Rocky bir şekil değiştiren yılan. Nasıl olabilir? Rocky ile benim yılan dünyasına bağlandığımız olabilir mi? Eski bir aşk. Ne oluyor bana böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Demek ki Rocky şekil değiştiren yılan olduğunu henüz bilmiyor. Of, bu da ne böyle? Loki nereye gitti acaba? Çocuk yok oldu resmen. Gökyüzüne mi uçtu acaba? Cadı, şuraya baksana. Vakit geldi ve Rocky... kapa çeneni. Vakit geldi deyip duruyorsun. Rocky'ye ne oldu? Sen onu söyle. Tanrım, Rocky bir yılanmış ve bunu kendi bilmiyor. Kendinde değil ve canı çok yanıyor. Ne yapabilirim? Evet, evet Rocky'yi bir an önce Peter'e götürmeliyim. Ama nasıl? Şakti şekil değiştirdiğinde felaketler olmasını engellemek için birçok yılan boyun eğmişti onu. Rocky'yi koruyabilmek için ben de güçlü bir form almalıyım. Erkek yılanı kurtarmak dişi yılana düştü. Baksana, gözlerini neden gökyüzüne diktin? Gökyüzü yerinde durmaya devam ediyor ama Rocky yerinde değil. Ona ne olduğunu hiç anlayamıyorum. Bugün Rocky'nin doğum günü. Ve bugün yeni güçlere sahip olacak. Sonra peki? Bugünden sonra özel güçleri olacak. Nasıl bir güç? Bunu ancak Rocky'yi bulunca öğrenebiliriz. Özel güçlere sahip olduktan sonra Rocky kendini kontrol edemeyecek. Nereye gittiğinin ve ne yaptığının farkında olmayacak. Cadı Rocky'nin nerede olduğunu nasıl bulacağız? Evet, en azından bize onun nerede olduğunu söyle. Rocky nerede? Ona sapladığın hançer nerede? Hemen... Ateş yakın. Efendim. Peder, hemen gelin. Bu hangi yılan? Rocky? Peder. Efendim? Shivanya? O... Rocky mi? Evet efendim. Rocky yılana dönüştü. Rocky. Beden. Rocky bir yılan. Evet, yılan. Onunla aranda geçenlere rağmen hala bir yılan olmanın sebebi de bu zaten. Belki de bizi bir araya kader getirdi peder. Çok şanslıyım çünkü ben şanslı yine de... değilsin. Hatta çok şanslı. Rocky Tak Tak grubuna ait. Ve sen de Şeşnak grubundan geliyorsun. Tak Tak grubuyla Şeşnak grubu birbirlerinin düşmanı. Tak Tak grubundan hiçbir yılan bu mabede giremez. Zaten hiçbiri bugüne kadar da giremedi. Çünkü yılan kristali orada saklı ve Şeşnak soyundan gelenler tarafından korunur. Eğer Tak Tak grubu bu yılan kristalini alırsa Şeşnak grubunu da dağıtacak. Ve Rocky sana zarar verecek. O artık düşmanın. O benim aşkım. Hayır. Çünkü sizin hiç kimsenin bilmediği bir geçmişiniz var. Ortak bir hikayeniz var. Babanın ölümü, annesinin ölümü, birleşmeniz, evlenmeniz, tekrar birleşmeniz. Bunların hepsinin arkasında bir sır var. Gizemli bir hikaye. Ama bu hikaye hiçbir zaman sonuçlanmayacak. Bu hikaye sonuçlanacak peder. Bu benim hikayem. Aşkımın hikayesi. Gerçek şu. Dişi yılan birine aşık olduğunda o aşk değil, cezadır. Ve Tak Tak grubundan birine aşık olmak ceza değil, felakettir. Ne yazık ki onun hayatının gerçeği böyle. Tak Tak grubundan olan bu yılan kimdir? Neden geldi? Nereden geldi? Bunların hiçbirini bilmiyorum. O senin için çok tehlikeli ve bu tehlikeden uzak durmalısın. Yamini ve ortakları da Rocky'nin peşinde. Onlar da başka bir gizemin peşinde. Gerekirse ölmeye bile razıyım peder. Rocky'yi seviyorum. Ve onu asla bırakmayacağım. Shivanya. Shivanya, Rocky'yi hemen buradan götürmelisin. Her an büyük bir felaket olabilir. Git! Rocky nereye gitti? Şimdi buradaydı. İyi de nereye gitti şimdi? Keltoş, sanırım sen bizi bütün gece boşu boşuna yürütmeye devam edeceksin böyle. Tekrar söylüyorum, hadi artık eve gidelim. Ev? Evet, evet. Hadi eve gidelim. Roki'ye orada ararız. Eğer bulamazsak tekrar buraya gelir ve onu buluruz. Ne dersiniz? Tanrım. Lütfen oğlumu koru. Saat 2 olmuş. Aman Tanrım. Rocky'nin doğum günü partisi vardı ve ben uyumuşum. Hem de Marse halanın odasında. Nasıl olabilir? Sizin bu kadar iyi dans ettiğinizi bilmiyordum. Burada ne yapıyorsunuz ha? Roki'ye baksana. Parti bitti mi? Sen Rocky ile gitmemiş miydin? Hayır. Nasıl oldu bilmiyorum ama uyuyakalmışım. Oo, ben de seni Rocky ile birlikte sanıyordum. Çünkü büyük anne, Mahendra, annem ve baban hepsi Rocky ile gitti. Gecenin ikisinde mi? Doğru ya. Saat 2 olmuş. Peki ya Şivangi? Korkmaya başladım. Avni, büyük anne, Rocky, hiç kimse evde değil. Tanrım, olamaz. Büyük anne? Pencere kapalı. Rocky'yi nasıl sokacağım? Aa, hepiniz neredeydiniz? Biz hep beraber pederi getirmeye gitmiştik. Ah, yani bugün Rocky'nin doğum günü olduğundan Rocky için dua etmesini istedim. Peki Rocky nerede? Hala gelmedi. Oraya gitmiş olmalı. Gidip orada arayalım. Rocky? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.